Sen çekmeyen fotoğraflar ne olur mu? Şu an yapabilirsiniz. Pas kesmeyen tek program Aragaz. This is Metro FM. Pascal, Kadir, dinleyici sorularını ihmal etmişiz kardeşim. Deli gibi soru birikmiş. Bak bir tane daha cevaplayalım. Tabii. Cem Bey sormuş. Cem Bey, nasılsın bu? Dolaşamaz hale geldi çünkü herkes seni tanıdı. Bu sende bir havalara girmeye bir artist böyle bir egocu böyle ya. Burnun kalkması. Yok yok çok değil ama bana geldi ayıp olay. İlginç o. Kizlan falan. Tatlı bir kalkması. Tabii tabii. Afiyet olsun. Aslında yani bir şunu bir açıklığa kavuşturmak da istifade etmek. Sen tek sadece çok güzelsiniz. Evet abi. Yok bu maalesef. Öyle mi? Dışarıdan mı geliyor? Yok işte. Çoğunluğu Tayvan, Amerika, İtalya. Tamam. Bugün RGS'te bisikletli arkadaşlarımızın bu işi spor olarak yapan, hobi olarak yapan, hatta kendisine bu işi hayatın bir parçası haline getirerek devam ettiren arkadaşların bir etkinliğinin başındayız. Doğrusu Kayseri'nin tarihi boyunca en büyük bir projesi RGS projesi. RGS projesi denilince kayak merkezi olduğu için herkesin aklına karlı kışlı ortamlar geliyor, kayak geliyor ve kışın yapılabilen sporlar geliyor. Ama 5-6 ay böyle dolan RGS'in geride kalan 5-6 ayının da envai çeşit sporlara ev sahipliği yapacağını da unutmamalıyız. Bunlardan birisi işte gördüğümüz bisikletler. Arkadaşlar dağlara çıkacaklar, gelecekler, kendilerine has bir etkinlik düzenliyorlar. Bunun dışında yürüyüşler, atlı yürüyüşler, kızaklar vesaire gibi envai çeşit yaz sporları yapılabildiği gibi kongreler içinde, spor mekanları içinde burada bir ortam doğuyor. Tabii RGS projesine biz çok önem veriyoruz. Doğrusu beni de heyecanlandıran bir proje. Çok da para harcıyoruz. Burada birçok gencimiz iş bulacak, istihdam sağlanacak, turizmden istifade edeceğiz, yan sektör gelişecek vesaire vesaire. Böyle onlarca fayda sayabiliriz ama bir şey daha beni çok etkiliyor. Kayseri'deki sosyal yaşamı renklendirecek en önemli proje. İnsanların çok daha keyifle yaşayabilecekleri, hafta sonlarını geçirebilecekleri, hayatına renk katabilecekleri bir ortam burada doğuyor. RGS Kayseri için bundan sonra yeniden bir hayatın, yaşamın merkezi haline geliyor. Doğrusu bu etkinliğe katılan arkadaşları tebrik ediyorum ben. Tabii Kayseri'nin tarihi boyunca ortaya koymuş olduğu projelerin en bedelli olanı, kapsamlı olanı, Kayseri'nin belki geleceğini şekillendirecek olan en büyük projesi RGS projesi. RGS projesi denilince akla kayak merkezi geliyor. Kayak olunca tabii kış oyunları geliyor. Kış oyunları ve karlı ortam 5-6 ay boyunca sürecek envai çeşit aktivite tabii ki. Ev sahipliği yapacağız bunları. Dünyayı açacağız, tanıtmaya çalışacağız. Amacımız burada turizmden istifade etmek, gençlerimize iş kapısı açmak, burada bir kendine has sanayi dalı üretmek. İşte şunun mesela gördüğünüz gondolların halatlarını şu anda Kayseri'de biz verelim demeye başladılar. Kayak ayakkabılarını, butonlarını biz üretelim demeye başladılar. Bunların hepsi bir fayda. Ama benim dikkat çekmek istediğim ikinci konu, bu 5-6 aylık kış döneminin dışında da yaz döneminde aktiviteler var. Arkadaşların hazırlamış olduğu 20 civarında aktiviteye burası ev sahipliği yapacak. Mekanlar hazırlanacak, bundan sonra daha profesyonelce, daha iyi ortamlarda inşallah bu devam edecek. Bunlar yapılırken
Belki de RGS projesinin Kayseri'ye en önemli katkısı Kayseri'nin sosyal yaşamını daha da renklendirmesi, daha da keyifli hale getirmesi. Yaşadığımız ortamdan, şehirden keyif alacak hale gelmemiz diye düşünüyorum ben. Doğrusu böyle bir etkinlikte biz bunları yaparken sizler de destek veriyorsunuz. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Ben başarılar diliyorum. Bisiklet yollarında güvenle inşallah sürebileceğiniz ortamlara doğru gideceğimizi ümit ediyorum bundan sonra. Kazasız belasız sürüşler diliyorum size. Hayırlı günler diliyorum. Daha çok bize Erciyes Dağı'nı bundan sonra sürekli açmayı vaat ediyor. Bundan sonra Erciyes Dağı'nda artık bisiklet festivalini kendimiz yapacağız. Başkanımıza kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra artık yaz döneminde Erciyes Dağı'nda belirleyeceğimiz bir tarihte sürekli bir haftayı bisiklet festivaline ayırıyoruz. Teşekkür ederim. Bugün biliyorsunuz Erciyes'te çok farklı bir aktivitenin daha yapıldığına şahit olmaktayız. Çok şükür Erciyes Master Planı Büyükşehir Belediye'miz tarafından hızla devam ettiriliyor. Biliyorsunuz ilk etapını geçen hizmeti açtık. Ve bu plan çerçevesinde dağda sadece kayak ve kış sporları değil, aynı zamanda yazın başta dağ bisikleti olmak üzere birçok aktivitenin yapılabileceği büyük bir mekan doğuyor şehrimizde. Bunlardan bir tanesine de bugün şahit oluyoruz. Bisikletliler Derneği ile beraber yaptığımız bir aktivite. Bu aslında Çevre ve Şehir Bakanlığımızın ve Kayseri Vilayeti'nin de valiliğimizin de içerisinde olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bir startı durumunda bir başlangıç. Dağda bisikletli kardeşlerimiz bisikletleriyle beraber geldiler. Hem dağ yüzeyinde bizim kayak pistlerimizden hem de asfalttan Tekir'e doğru bir şirin bir yarış içerisinde böyle bir aktivite gerçekleştiriyorlar. Ben bundan sonra özellikle bisiklet severlerin, dağ yürüyüş severlerin de dağımızdan çok daha fazla istifade edebileceklerini buradan duyurmak istiyorum. Çünkü kar yağana kadar pistlerimiz müsait ve dağda da çok güzel bir mekan oluştu. Çok güzel zeminler var bisikletler için. Dolayısıyla bütün halkımızı Erciyes'te bu gibi aktiviteler yürütmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hadi baba, hadi baba. Yavaş yavaş. Dön arkaya. Program çekildi, devam et. Etkinlik ilk oluyor herhalde bildiğim kadarıyla ama ilk olma sebebiyle de çok güzeldi. Belediye sağ olsun çok güzel hazırlamışlar. Teşekkür ederiz tüm çalışanlara, yardımcı olanlara. Ben yani 17 kendim bildiğim bileli bisiklet sürüyorum ama hani Kayseri'de buralı değilim zaten ama Kayseri'de de böyle etkinliklerle güzel oluyor. 4-5 yıldır Kayseri'de sürüyorum. Merhabalar Özcan ben. Burada yaşıyorum. Böyle sosyal aktivitelerin şehrimizde düzenlenmesi çok güzel bir olay. Çok güzel bir birliktelik oluyor, sıcak bir ortam. Devamını bekliyoruz açıkçası, böyle sosyal aktiviteleri. Ben daha önce bisikletçiyim ama daha önce İzmir Bisiklet Festivali'ne katılmıştım. Kayseri'de de birinci düzenlendi.
Buranın amacı Aciyet Kayak Marketi'ni tanıtmak ve burada ait o çaparlar yapılabileceğini anlatmak. Ben aynı zamanda sunucuyum. Bu etkinlik yapılmadı. Tanıtım açısından çok iyi oldu. Çok başarılı oldu. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Amatör olarak katıldım. Güzel bir etkinlik. Özellikle Kayseri'de böyle bir etkinliğin olması. Çok çok güzel. Biz bayanlar açısından bisiklet çok güzel bir spor. Doğa sporu. En güzel sporlardan. Merhabalar. Yaşar Özbaş. Valla Erciyes'in sadece kışın tanıtıldığını düşünürüm her zaman. Sadece bu etkinlikle birlikte inşallah bundan sonraki etkinliklerde de yaz döneminde bisiklet olsun, paraşüt olsun, yamaç paraşüt olsun, gondol gezisi olsun. Bu etkinlikler devam ederse Erciyes'in farklı şekilde ve dört mevsim tanıtımı devam edecektir. Bunu düşünüyorum. İnşallah devamı olur.